Evet kıymetli dostlar, Golban.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bayramın ilk günü videosuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bayramınız tekrar tekrar hayırlı mübarek olsun inşallah. Bir sıkıntı yoktur. Sözü uzatmayın, birçok kişi yorgundur, kurban kesmiştir, bilmem bir şey yapmıştır, el ayağı ağrıyordur. O yüzden hızlı bir şekilde başlayalım. Fenerbahçe Beko Deon Hal transferini bitiriyor demiş. Şimdi yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor Fenerbahçe Beko. Guard hamlesi için Devon Hall ile anlaşmaya vardığını söylüyorlar. Yani ben basketboldan çok anlayan birisi değilim ama Olimpia Milano ile sözleşmesi sona eren ABD'li guard Devon Hall ile anlaşmaya vardı diyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sözleşmesi zaten sona ermiş. Yani zor da bir şey değil. 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade ediyor ve diyor ki yıllık 950 bin euro maaş kazanacak diyor. Yani Türk Hava Yolları'nda 8.2 sayı, 2.9 rebound, 1.9 asistle oynamış. Gayet iyi bir istatistik. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, amatör branşlara da para harcamanız lazım. Çünkü buna göre devletten hem vergi indirimi oluyor hem de dernek, futbol AŞ, hani bu tabirleri biraz bilginiz olsun, bu tabirler biraz karışık tabirler. Haberiniz olsun arkadaşlar. Fazla detaya girmek istemiyorum. Şimdi Fenerbahçe Beko resmen harekete geçti. Yeni sezon çalışmalarına hız veren Fenerbahçe Beko bu sefer de Bonzei Carlson için harekete geçti diyor. Yani bu da bir başka basketbolcu. Bir başka basket duyumu arkadaşlar. Jasikevicius yönetiminde yeni sezonun çalışmalarını hızlandırdı ve yıldız isim için harekete geçti diyor haberde. Ve haberi yine Yağız Sabuncuoğlu'na dayandırıyorlar. Resmi teklif yaptı diyor. Maccabi Tel Aviv forması giyen 28 yaşındaki kısa forvet için teklif yaptı açıklamış. 40 maça çıkmış. 12.6 sayı, 5.3 rebound, 1.2 top çalma istatistiği. Benim anladığım kadarıyla 12.2 sayı çok iyi bir sayı. Şimdi kısa forvet deyince de şunu anlıyorum. Yani mesela Saviola gibi futboldaki. Yani kısa boylu ama golcü forvet. Guard deyince de uzun boylu pivot santrafor anlıyorum. Bilmiyorum, basketboldan çok hani bu mevkileri çok bilmiyorum. Savunmacı diyor. Oğlum 5 kişi var zaten, 5'i birden savunuyor, bir şey oldu muydu? İşte pota altı oyuncusu diyor. İşte pota altı oyuncusu olunca herhalde uzun boylu oluyor. İşte dönenleri falan topluyor. Rebound oyuncusu diyor. Şey, rebound oyuncusu demiyor da pota altı oyuncusu. Hani potadan sekenleri falan topluyor herhalde boyu uzun olduğu için. Öyle yani, ama şutör, iyi şutörler olunması lazım. Çünkü Fenerbahçe'ye baktığımız zaman abi işler acısı bir durum ya. Gerçekten işler acısı bir durum. Jose Mourinho Portekiz'den onu istedi. Jota Silva. Zaten bu haberin yayılacağını, bu haberi bu haberden birilerinin ekmek yiyeceğini biliyordum ama. Neyse, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho yönetimle görüşmüş. Demiş ki yönetim Allah'ını severseniz beni bir yönetin demiş. Ve yönetimden talepte bulunmuş. Şimdi Süper Lig sona erdikten sonra Mourinho'yu getirdi. Mourinho şu anda tatilde diyorlar. Tatilde değil arkadaşlar. Ya Tottenham'dan Højbjerg'in alınmasını zaten istediği sosyal medyada çarşaf çarşaf paylaşılıyor. Bunu benim söylememe gerek yok. Ancak bir isim daha verdi. Vitória Guimarães'te forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jota Silva. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Kulübüyle sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. 7 milyon euro verebileceği söylendi. Milli takımda da oynadı diyor. Portekiz dışında hiçbir ülkede forma giyemedi. 42 maçta forma giydi. Geçen sezon ülkesinde 15 gol 7 asist. Genç yıldız Portekiz milli takımında 2 kez forma giydi. Bu sezon 42 maç, 15 gol 7 asist. Baktığınız zaman iyi bir olay. Şimdi Guimarães 8 milyon euroya %60'ını vermeyi kabul ediyor arkadaşlar. Ya da %80'ini artı bonuslar içeren bir teklif istiyor. Şimdi 24 yaşında, bu sezon pik yapmış futbolcu, 12 milyon euroya çıkmış. Mesela geçen sezon 4 milyon euro civarındaymış ama bu sezon gol, asist falan filan derken bu şekle bürümüş. Fenerbahçe daha önce de bu arkadaşla konuştu.
ve 8 milyon euroya %60'ını vermeyi talep ettiler. Ötesi yok dediler. Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası, ben bu arkadaşı doğrulamıyorum, yalanlıyorum. Çünkü daha önce de istedik ve daha önce istediğimizde ilginç bir fiyat istediler bizden. Ya Fenerbahçe'nin o fiyatı vereceğini asla ama asla zannetmiyorum. Anladınız mı? O yüzden de sizlerin de beklenti içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ha dersiniz ki hocam biz beklenti içinde olalım, sen boş ver bizi. Hani biz takılıyoruz, elinde köprü möprü varsa alırız derseniz ona bir şey diyemem. Yani o da sizin kişisel tercihiniz olur. Ama Jota Silva ismine ben hani olur gözüyle bakmayın diyorum. Sebebi de belli. Yani şu var bak, biz Lincoln Henrique'yi pay karşılığı aldık. Biz Crespo'yu da pay karşılığı aldık. Yani Crespo bugün 10 milyon euroya satılsa yanlış bilmiyorsam %20'si eski kulübünün. Yani 8 milyon eurosu eski kulübünün. Aynı şekilde Lincoln Henrique'yi satsak %15'i mi ne eski kulübünün. Yani biz %85 hakkını almış gibi oluyor futbolcunun. Hocam niye tamamını almıyoruz? Arkadaşlar yani gelecek vadeden futbolcuyu alırken de senin elin böyle oluyordu. Ya bir de Mario Branco ile tabii geç tanıştık. İşin bir de o boyutu var. Ben Silva'yı doğrulamıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Vitor Pereira'nın istediği Fenerbahçeli yıldız. Şimdi eski teknik direktörlerimizden Vitor Pereira mevcut kulübü Al-Shabaab'a Fenerbahçe'den Rade Krunić'i istemiş. Şimdi Rade Krunić'i isteyen kişi Fenerbahçe'de kahraman ilan edilir. 12 maçta görev yapan bir futbolcudan bahsediyoruz. Taraftarın tepkisiyle karşılaşmış bir isimden bahsediyoruz. Şimdi aramızda bazı arkadaşlar var, diyor ki Fenerbahçe futbolcusunu alay edemezsin, dalga geçemezsin. Ya diyorlar ki biz çok ukalayız, sen bize engele bas geç, yoksa biz kendimizi bir şey zannediyoruz diyorlar. O yüzden bu arkadaşlar umursamıyorum, görmezden geliyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ha şunu da ısrarla söyleyeyim. Ya Fenerbahçe'nin transferde aslına bakarsanız çok güçlü hamleleri var. Çok güçlü, elini güçlendirecek şeyleri var. Mesela ne var? Şimdi Vitor Pereira Fenerbahçe'yi takip ediyor. Takımdan birilerini isteyebilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Mesela Jorge Jesus Fenerbahçe'yi izliyor. Ondan sonra Alex de Souza. Baktığın zaman Antalyaspor'un yeni teknik direktörü, ancak aynı Alex de Souza hani Fenerbahçe'den birçok futbolcu isteyebilir. Yine baktığınız zaman mesela Volkan Demirel Hatay'dan ayrıldı ama yine devam edebilir. Mehmet Topal mesela Romen ekibinden şey yaptı. Acun Ilıcalı'nın Maribor'u var. Aslında Fenerbahçe'nin göndermek için eli çok güçlü. Ama bunu becerebilecek miyiz? İşte ben burada tereddütteyim. Umarım anladınız. Valla Krunić'i kim alıyorsa alsın, Fenerbahçe verdiği paranın bir tık üstünü alsın, Fenerbahçe kâra geçsin. Crespo için 4 milyon euroluk sürpriz teklif. Rayo Vallecano'ya kiralık gitti. Maaşta anlaşamadılar. Mecbur geri döndü. Ve Sporting Lisbon, bakın arkadaşlar habere bakın. Eğer birazcık vicdanınız varsa, birazcık insafınız varsa, az biraz insan evladıysanız dersiniz ki hocam, şimdi seni sevsem sevmesem de fark etmez, sen dediydin dersiniz. Şu an kanalda mesela bazı arkadaşları ben görüyorum. Niyetinizin bozuk olduğunu çok iyi biliyorum. Kanınızın da bozuk olduğunu çok iyi biliyorum. Kan da bozuk, niyet de bozuk bazı arkadaşlar. Bak çok iyi biliyorum. Yazdığınız cümlelerden bile, yaptığınız yorumlardan bile biliyorum. O kanı bozuk arkadaşlara söylüyorum özellikle. Çıkın deyin ki sen demedin deyin. Çıkın deyin ki herkes boy boy, İşte bilmem kulübünde kalacak şöyle böyle derken sen dedin ki Sporting Lisbon demedin deyin. Çıkın hadi inkar edin. Zaten bu kanalda haysiyetli, onurlu, gururlu, Allah korkusu olan birçok kardeşim var. Onların hepsi aynı şeyi diyecek. Hocam sen dediydin diyecekler. Bakın Sporting Lisbon, Miguel Crespo olayı. Hayırlı olsun. Medyaya da yansıdı artık. Şimdi devreye girmiş, 4 milyon euroyu gözden çıkarmış. Mourinho eski öğrencimi kampta göreceğim diyor. Ona göre karar vereceğim. Belki 4 milyon euroya satmak pişmanlıktır diyor. Ve La Liga'da 4'ü ilk 11 olmak üzere 15 maçta görev almış. Birçoğunuz şunu dediniz. Hocam ya orada bile oynamayan futbolcuyu sen övüyorsun, Fenerbahçe'nin ne işine yarayacak diye. Şimdi konuşuyor musunuz?
şimdi övüyormuşsun diyor musunuz arkadaşlar? Demiyorsunuz değil mi? Ya Allah kabul etsin. Ben şunu da söyleyeyim. Crespo, benim bildiğim Crespo ne yapar? Eder Mourinho'nun gözüne girmeyi başarır. Şimdi sizler diyorsunuz ki Højbjerg gelsin, işte şu gelsin, bu gelsin. Bak kabul. Ben bir şey demem. Şimdi transfer insanın hoşuna gider. Mutlu eder. Hani damarın böyle bir farklı çıkar. Dersin ki lan yani alayım dersin. Becereyim dersin. Ama ya eldeki bazen daha iyidir abi. Kısaca ben onu söyleyeyim. Ha ben yine söyleyeyim. Sporting Lisbon çok ciddi aday. Gitme ihtimalinde yüksek görüyorum. Avrupa'dan yakın takip. Fenerbahçe'de 30 milyon euroluk transfer kararı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu Avrupa'dan dev kulüplerini peşine takmış durumda. Alman ekibi Borussia Dortmund listeye aldığı listenin ilk sırasında, ikinci sıramıra falan değil. Chelsea'den kiraladığı Jan Madsen'i transfer edemezse Ferdi'yi alacak. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro gözüküyor. 2026'ya kadar devam. Fenerbahçe 30 istiyor demiş. 51 maça çıktı. 3 gol aldı, 5 asist. Ben 30 milyon euroluk şey derken bunu kastettiğini düşünmüyordum haber başlığını. Neyi kastettiğini düşünüyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar Fenerbahçe'den bak Fenerbahçe'den 30 milyon euroluk transfer kararı başlığında olacak zannediyordum. Bak Fenerbahçe'den hocam 30 milyon eurodan kastettiğini arkadaşlar Fenerbahçe bonservise en az 30 milyon euro harcayacak diye bir duyumum var. Ve bu duyumum çok sağlam bir duyum. Yani en az 4 yıldız. İşte detaylar başta da bunu koyayım. En az 4 yıldız alınacağı ve bu 4 yıldıza da 30 milyon eurodan fazla bonservis ödeneceği şeklinde bir duyumum var. Hepiniz bana aynı soruyu soracaksınız. Hocam 30 milyon euroyu nasıl verebiliyorsun? Financial fair play var diyeceksiniz. Yine kısaca tekrar edeyim arkadaşlar. Financial fair play şöyle var. Senin gelirin ne kadar? Kolay olsun arkadaşlar. 7. Giderin ne kadar? 10. Total bütçede senin kar zarar dengen nasıl? Eksi 3. Yani sen eksi 3'tesin. Eksi 3'te olduğun için UEFA sana diyor ki sattığın kadar alabilirsin. Yani en azından eksi 3'te kal diyor. Sevgili arkadaşım diyor en azından eksi 3'te kal. Ne sen yorul ne biz yorulalım diyor. Eksi 3'te kal yeter ki diyor. Şimdi burayı anladık mı? Anladık. Peki senin gelirin 10 ya da 11 olsun da kolay olsun. Senin gelirin 11. Giderinde 10. Yani total bütçede artı 1'sin. UEFA sana demiyor ki la hani bir zarar edebilirsin sıkıntı yok demiyor. UEFA sana diyor ki 5 zarar edebilirsin. Anladınız mı? Yani 5 zarar edebilirsin. 5 zarar ne demek? Yani 5 milyon euro yapabilirsin harcama. Çünkü sen kârdasın. Kârda olan bir kulüpsün. 5 zarar etsen bile ben senin raporlarına baktığımda sen bu parayı buradan çıkarabilirsin diyor. Şimdi anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yani Fenerbahçe 30 milyon euroluk harcama yapabilir mi hocam? Yapabilir arkadaşlar. Yani hocam yanlış anlamadık değil mi? Fenerbahçe 30 milyon euroluk transfer yapabilir. Evet arkadaşlar 30 milyon euroluk bonservis harcayabilir. Peki biz 30 milyon euro bonservis harcarsak herhangi bir ceza ile karşılaşabilir miyiz? Hayır. Hocam ileride karşılaşabilir miyiz? Hayır. İyi de ileride karşılaşmayacaksak hocam 30 milyon euroyu şimdiden yani Szymański gibi 4 tane 7,5 milyon euroluk futbolcu alalım. Zaten biz de bir sene oynasınlar. Sezon sonu 20 konuşuruz. Biz bunu niye yapmıyoruz? Arkadaşlar sen Szymański'yi scouting'den aldın 1. İkincisi Rusya'ya ambargo var 2. Üçüncüsü Szymański'de devreye giren isimler seni övdüler. Fenerbahçe'de kaç tane Polonyalı gördünüz? Ben ilk Szymański'yi biliyorum. Başka bilmiyorum mesela. Bilen varsa hatırlatsın. Ya Szymański Fenerbahçe için bir şanstı. Fenerbahçe de Szymański için bir şanstı. İkisi de birbirine kıyağını, torpilini yaptı. Kazanan kim oldu? Bence kazanan Fenerbahçe oldu. İyi ki de gelmiş diyorum Szymański için. Yolu bahtı açık olsun. Ha, gerçi Polonya'nın Hollanda maçına baktım. Çok varlık gösteremedi gibi ama hani Polonya'da kim varlık gösterdi bana onu da anlatsanız. O da ayrı bir mesele. Uzun lafın kısası ben 30 milyon euroluk bonservisi size garanti veriyorum. Diyeceksiniz ki hocam bak Ali Koç'a garanti verme. Başını ağrıtır. Seni de bize rezil eder. Bizi de sana rezil eder diyeceksiniz. Rezil mezil etmez arkadaşlar. Merakınız olmasın. Ben Ali Koç'a ve ekibine
bu duyuma kefilim arkadaşlar. Hakkımız hayırlısı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Lütfen Kadıköy Sokak kanalımıza abone olun. 69.900 olmaya da çok az kaldı. Bayram hürmetine gittiğiniz yerlerde falan milleti zorla kanala abone edin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum herkese. Çalışmalarınız, gayretleriniz için. Hep birlikte daha da büyüyeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.